Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, geçtiğimiz günlerde gözlerden kaçan, medyada fazla yer bulmayan bir yazıyı kaleme aldı. Yalçın kalaba sokmak başlıklı yazısında siyasetin özünden uzaklaştırılarak farklı bir kalaba sokulmasına dikkat çekti. Yalçın o yazısında Dilek İmamoğlu'nun kıyafetinden dövmesine kadar gündeme taşınmasının yanlış olduğunu belirtti. Soner Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun dövmesiyle kıyafetiyle gündeme gelerek herkesin aynı kalıba sokulmak istendiğinin yanlış olduğunu belirtti. Sözcü yazarı Yalçın, Emine Erdoğan örneği üzerinden yazısını şu ifadelerle sürdürdü. Dilek Hanım'dan Emine Erdoğan çıkmaz. Tıpkı Emine Hanım'dan Dilek İmamoğlu çıkmayacağı gibi ayrı güçlü karakterler çünkü kalıba sokamazsınız. Diyorlar ki Dilek Hanım kolsuz kıyafet giymesin. Dilek Hanım kolundaki dövmesini göstermesin. Dilek Hanım öyle giyinmeyin, Dilek Hanım şöyle davranmayın, Dilek Hanım böyle konuşmayın. Güya siyaset gereği yapılan politik doğruculuktu bu. Bana sorarsanız kitle dalkavukluğudur bunun adı. Toparlarsam kimse kendini yormasın. Dilek İmamoğlu tek tipleştirme projesine boyun eğecek yaratılışta biri değil. Ondan lider eşi tasarlamak nafile çaba olur. Çok bilmiş erkekler. Kadınların dövmesiyle, başörtüsüyle uğraşmaktan vazgeçin artık. Yoksa kadın topuğunun altında kalacaksınız ya da anne terleyi yiyeceksiniz.